Meryem. Batan güneşin önünde jilet dikenli sarmal terler. Bağlantı yerleri naylonlarla sarılı iğrelti damlayan bir su musluğu. Kurumuş yabani otların arasında Meryem yazdı. Çadır önünde oturan yaşlı kadın, adam ve çocuk. Geldik. Niye mi geldik? Üzerimizdeki uçaklardan, bombalardan, silah seslerinden. Burnu akmış 1,5 yaşlarındaki bir erkek çocuğu, 10 yaşlarında bir kızın kucağında. Biz ölümün altından kaçtık. Ölümün altından kaçana daha ne sorulabilir ki? 1 yaşlarında bir kız çeşmede tepsi yıkıyor. Röportajı yapan 40 yaşlarındaki kadın leğende çamaşır yıkıyor. Kırmızı kazağı, siyah başörtüsü var. İyisiyi sıktı. Öyle şeyler gördük ki üzerimizdeki mermilerden kurtulamayacağımızı zannettik. Can havliyle kendimizi koşarak attık. Ya Rabbim, buralardan kurtulalım dedik. Dünyamız üzerimizde çok değişti. Hayatımız değişti. Dengemiz bozuldu. Bittik. Tükendik. Anlatan kadın taş ocakta bir şeyler pişiriyor. Başka bir kadın naylon branda sarılı uzun çadırların önünü süpürüyor. Çadırlar yan yana sıralı, yerde bir uydu anteni var. Kadın kırdığı kamışı ateşe attı. Suyumuzu, yemeğimizi, her şeyimizi, ne varsa döktük, yere yattık. Dikenlerimle suyun üzerinde yürüyorduk. Uçaklar üzerimizden geçtiği zaman yerler çiğ ve ıslaktı. Kanal kenarına atılmış çöpler. Biri 6, biri 10 yaşlarında iki erkek çocuğu kanala karşı çöplerin arasındaki portakal yığını önünde oturuyor. Bu zorlukların içinde üzerimizdekilerle bir baktık Türkiye'deyiz. Bizi bu çadırlara getirdiler. Banyomuz yok, yemeğimiz yok, elektriğimiz yok. Hangisini anlatacağım? Hiçbir şeyimiz yok. Vallahi ben gelirken yanıma hiçbir şey almadım. Bir tek kendim, canım ve oğlum. Ben yaşamayı istediğim için buradayım. Yaşamak tatlı olduğu için burada yaşamaya mecburum. Can tatlıdır. Leğendeki suyu döktü, 4 yaşlarındaki oğlu akan suyu takip etti. Kadınlar hortumlarla leğen başında çamaşır yıkıyor. Çadırların yan kısmı portakal bahçesi. Altları çöp dolu meyve ağaçları var. İki oğlan aralarında oynuyor. Ağaçların önünden geçen dikenli teller netleşti. Kanalın üzerinde sinekler ve pisliğin yanında yaşıyoruz. Bunlara tahammül etmişiz. Yeter ki hayatta kalalım. Ülkeme tekrar dönersem, eskisi gibi bir yaşantım ve evim olursa dönerim. Ama hala savaş ve bombalar devam ederse dönmem. Hayatta dönmem ülkeme. Türkiye'de ölürüm gitmem, savaş devam ederse. Örme bahçe demirleri, arkasındaki flulukta ağaçlar var. Batan güneşe karşı rüzgarda sallanan pembe kır çiçekleri. Beton direkler arasında çekilmiş dikenli sınır çitleri. Jenerik görüntü üstünde akıyor. Engelli erişimi www.sabeda.org. Yönetmen Firdevs Tekin, yapımcı Zafer Özgen Türk. Yönetmen Şerife Ünsal. Görüntü yönetmeni Zafer Özgen Türk. Görüntü yönetmen yardımcısı Ela Efe. Renk düzenleme Emrah Uyar. Adana 2016. Demir Kuş Dernek logosu.